Haklarımıza ve taleplerimize sahip çıkıyoruz. Öğretmenlik mesleği kanununa karşı mücadelemiz kesintisiz sürüyor ve sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim bileşenlerinin görüşlerini almadan masa başında hazırladığı yeni meslek kanunu görüşmeleri 2 Temmuz Salı gününden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanmış. 12 Temmuz'a kadar yapılan görüşmeler sonucunda kanunun 22. maddesi bütün eleştiri ve itirazlara rağmen iktidar bloğunun oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Eğitimin ana bileşenlerinden birisi olan eğitim ve bilim emekçilerini yok sayan, taleplerine ısrarla kulak tıkayan Milli Eğitim Bakanlığı, sürecin başından bu yana bildiğini okumaya devam etmiştir. Eğitim sendikalarının halen görevde olan ve atama bekleyen 1 milyonu aşkın öğretmenin taleplerini yok sayan öğretmenlik mesleği kanununa karşı demokratik tepkimizi göstermemiz, kolluk güçlerince şiddet kullanarak engellenmeye çalışılmıştır. Sendikamız, üye ve yöneticilerinin demokratik tepkisini gösterme isteğine polis şiddetiyle karşılık verilmiş ve aralarında Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz, şube yöneticilerimiz ve üyelerimizin de olduğu çok sayıda arkadaşımız polis tarafından darp ve işkence edilerek gözaltına alınmıştır. 1 milyonu aşkın öğretmeni ve öğretmen olarak atamayı bekleyen yüz binlerce meslektaşımızı yakından ilgilendiren öğretmenlik mesleği kanununa karşı eleştiri ve itirazlarımıza gösterilen tahammülsüzlük, siyasal iktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın karanlık zihniyetini ortaya koymuştur. Milli Eğitim Parkı'nda sürdürdüğümüz, Milli Egemenlik Parkı'nda sürdürdüğümüz oturma eylemimiz, öğretmenlik mesleği kanununun Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldüğü süre boyunca kesintisiz devam etmiştir. Günlerce üye ve yöneticilerimizle bu kanun tasarısına karşı sürdürdüğümüz mücadele sonuç vermiştir. Kanun taslağında birkaç maddede yapılan değişiklikler iş güvencemiz açısından önemli bir tehdit oluşturan 34. maddenin geri çekileceği bilgisi eğitim emekçilerinin alanda göstermiş olduğu direniş ve mücadelenin sonucudur. Eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı düzenleyen, haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen meslek kanunu görüşmelerine 16 Temmuz Salı gününe kadar ara verildiği açıklandıktan sonra yürütmüş olduğumuz mücadele ve kamuoyunun tepkisinin bir sonucu olarak öğretmenlik mesleği kanunu ile ilgili Meclis Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerin yeni yasama yılına kadar ertelendiği açıklanmıştır. Bu bir zamana yayarak oyalama ve bizi yorma taktiği olarak geliştirilen bir hamle ise boşuna bir hamle olduğunu buradan iktidara söylemek isteriz. Her defasında yeniden başlamaktan ne yorulur ne de yılarız. Çünkü her yeni sıfırdan başlamak değil, birikmiş tecrübelerle başlamaktır. Ve bu konuda eğitim sen denilince ve bağlı olduğu konfederasyon KES denilince eylem, inat, mücadele ve tecrübe akla gelir. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran ve emeğimizi değersizleştiren, ekonomik, sosyal ve mesleki hiçbir sorunumuza çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, kazanılmış haklarımızı zayıflatan, çalışanlar arasında ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren bir içeriğe sahip olan bu öğretmenlik meslek kanunu görüşmelerinin ertelenmesini değil, tamamen geri çekilmesini talep ediyoruz. Eğitim sen olarak yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz. Bu kanun taslağı gerek hazırlanış biçimi ve gerekse sınırlı içeriği açısından meslek kanunu olmaktan çok çok uzaktır. Öğretmenlik mesleği gibi 19 milyonu aşkın öğrencinin eğitim hakkını ve 1 milyonun üzerindeki öğretmenin mesleğini, çalışma koşullarını,
ekonomik ve özlük haklarını böylesine sığ ve dar bir çerçevede düzenlemek doğru değildir, karşılığı da olmayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı gerçek bir kanun hazırlamak istiyorsa, İLO Çalışma Örgütü ve UNESCO ortak belgesi olan öğretmenlerin statüsü tavsiyesi metni esas alınarak yapılmalıdır. Sadece öğretmenlerin değil, tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik, özlük haklarını iyileştirmek amaçlanmalı, mevcut hakları koruyan, eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan adil ve kapsayıcı bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Siyasi iktidarı ve bakanlığı öğretmenlerin sesine kulak vermeye, gerçek bir meslek kanunu için tüm bileşenlerle birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Ve biz elbette ki bu süreçte susmayacağız. Ne ÇEDES uygulamalarında susmadığımız gibi, MESEM uygulamalarında susmadığımız gibi ve yeni müfredatta ve bu önümüze getirilen öğretmenlik meslek kanununda susmadığımız gibi ara vermeden mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü yaptığımız eylemlerden, söylediğimiz sözlerden çok bu örgütlü kötülük karşısında sustuklarımızdan sorumlu tutar tarih bizi. Ve gelecek kuşaklar bundan dolayı yargılar bizi. O yüzden susmadan, yılmadan, korkmadan mücadeleye devam edeceğiz. Bu iktidarca bunun bilinmesini isteriz. Ve hileleriniz, şiddetiniz, barikatınız bize vız gelir, vız.